Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuz pH ölçümü ile ilgili olacak. Biz TÜFEDEK laboratuvarlarında pH'i nasıl ölçüyoruz, ne aralıklarla ölçüyoruz, hangi durumlarda ölçüyoruz? Önce onlarla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Arkasından bizim laboratuvardaki pH ölçme pratiğimiz ne, ne tarz bir cihazla ölçüyoruz onu göstereceğim size. pH nedir? pH asitlik derecesi gibi düşünebilirsiniz ortamdaki hidrojen iyonlarının. Bir göstergesi pH ve bizim kullandığımız solüsyonlar bikarbonatlı solüsyonlar ve bunlar inkübatör içerisinde belli seviyelerde gazı aldıkları zaman oluşan tepkime sonrası bir pH ortaya çıkıyor ve bu pH nasıl ayarlanıyor? İnkübatörlerimizdeki gaz oranlarıyla ayarlanıyor. İşte bunları inkübatörlerle ilgili çekeceğim ayrıntılı videoda zaten anlatacağım. Bu videoyu sadece pH nasıl ölçülür onu ayırmak istiyorum. Şimdi pH farklı farklı aletlerle ölçülebiliyor. Özellikle araştırma laboratuvarlarında masaüstü pH metreler vardır uzun ve tüpün içine soktuğumuz daldırma tipi pH metreler diyebiliriz bunlara. Bunları bizler de kullanıyorduk TÜBİTAK laboratuvarlarında ama TÜBİTAK laboratuvarlarında genelde daha mikro droplarla çalıştığımız için, daha az volümlerle çalıştığımız için bizim pratiğimiz neyse o şartlar altında pH ölçmenin daha doğru olduğunu anladık artık. Dolayısıyla olay bu masaüstü daldırma tipi pH metrelerden kan gazı cihazlarına geçti artık. Şu anda en çok güvendiğimiz, pH ölçümünde en doğru sonucu verdiğine inandığımız kan gazı cihazlarıyla biz ölçümleri yapabiliyoruz. Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde kan gazı cihazları olur ama bunlar genelde büyük aletler oluyor ve bunlar yine daldırma tipi gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla hepsiyle ölçüm yaptık. En istediğimiz sonucu işte bu elimizde taşıyabildiğimiz küçük el tipi pH metrelerle aldığımızı fark ettik arkadaşlar. Bizim kullandığımız cihaz şöyle bir cihaz. Bu cihazın belli kartları var. Her ölçüm için başka bir kart kullanıyoruz. Birazdan zaten şu an okuyucuları hazır. Kartı takmamızı istiyor ama biz hangi şartlarda ve nasıl yapıyoruz? Normalde kültür solüsyonlarımızın istediğimiz pH aralığına, nedir bu pH aralığı? 7.2 ile 7.4. Ama tabii bu en geniş, yani kültür solüsyonlarının önerdiği aralık bu. Ama bizim rutinimizde öğrendiğimiz şu ki asıl embriyoların güzel gelişim gösterdiği aralık 7.27, 7.32, 33 aralığı. Yani 7.30 ve civarında embriyo gelişimleri çok daha iyi oluyor. Bu olay 7.35'lerin üzerine çıktığında ya da işte 7.25'in altına düştüğünde embriyo kalitesinde belli başlı özellikle kendini fragman olarak gösteren sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla da pH ölçümü yapmaya ihtiyaç duyuyoruz ama her laboratuvarın standartı yine farklı. Kimi laboratuvarlar hiç pH ölçmüyor. İnkübatörlerin gazlarını ölçüyorlar. Kimi laboratuvarlar her ay aldıkları kültür solüsyonları bir soğuk zincir olarak her ay alıyoruz bu solüsyonları. Aylık geliyorlar. Her ayın aldığımız her serinin pH'ini ölçme yoluna gidiyorlar. Kimi laboratuvarlarda embriyolarla ilgili bir sıkıntı gördükleri takdirde o zaman pH ölçüm yoluna gidiyorlar. Laboratuvarımızdaki en önemli iki parametre pH ve sıcaklık. Zaten bunları biliyoruz. Sıcaklık demişken pH ölçümünü sıcaklık da çok etkiliyor. Dolayısıyla bizim inkübatör içi 37 derece olduğu için pH ölçümü sırasında da dışarıda yapıyoruz. Dolayısıyla çok hızlı yapmamız gerekiyor. Yani pH'ini ölçeceğimiz solüsyonun dışarıda soğumaması daha doğru sonuç almamızı sağlıyor. Dolayısıyla bu işlemi çok çok hızlı yapmamız lazım. Şimdi cihazımızı açtık. Elimizde şöyle bir kart var. Bu cihaz için kullandığımız kartımızı açacağız. Ve bu kartın şu kısmına biz enjektörü yerleştiriyoruz ve sıvıyı buradan veriyoruz. Dolayısıyla bunun dışarıda durması gerekiyor. Yukarı bakar şekilde. Şu kısmını da şöyle bir silmek gerekiyor takmadan önce. Kartı takın diyor. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Ve şimdi cihaz kalibrasyona başlıyor. Kalibrasyon sonrası da ne yapacağız? Hızlı bir şekilde dünden beri yani akşamdan beri gazlanmakta olan solüsyonumuzu dışarı çıkartacağız. Hızlı bir şekilde biz yağ altı çalıştığımız için yağ altı hazırladık solüsyonu. Yağın altından iğne ya enjektör ucuyla çekeceğiz ve hızlı bir şekilde ölçümümüzü yapacağız. Hadi izleyin bakalım.
Evet, birazdan cihazdan bir ses gelecek ve örneğinizi yükleyin diyecek bize. Evet, örnek enjekte diyor. Şimdi hızlı bir şekilde öncelikle ısınmakta olan bir vitrin enjektörü alıyorum. Sıcaklık çok önemli demiştik. Buradan da petriyi çıkartıyorum. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Solüsyon yağ altında, çünkü biz yağ altında çalışıyoruz. İğneyi dibine daldırıyorum. İçindeki medyumu çekiyorum. Yaklaşık 1 mililitrelik bir medyum vardı içinde. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şuraya 1-2 drop hava kalmasını istemiyoruz. Sonra buraya oturtuyorum ve solüsyonu verdim ve cihaz öttü. Şimdi bekliyoruz. Örnek analiz ediliyor. Birazdan da bu solüsyonun pH'inin kaç olduğunu göreceğiz. Neden ölçüyoruz biz pH? Çünkü biz yeni bir inkübatör aldık. Ve bu yeni inkübatörü normal diğer inkübatörlerde kullandığımız gazlı set değeri olarak belirledik. Ama acaba pH olarak ne elde edeceğiz? Bu çok önemli. Eğer pH istediğimizin üzerindeyse gaz ayarını değiştireceğiz ya da altındaysa. Bunu da yine inkübatörler videomda anlatacağım. Neden, nasıl kalibrasyon yapıyoruz, neden yapmalıyız, bunlardan bahsedeceğiz. Dolayısıyla bizim bu inkübatörün pH'ini muhakkak kontrol etmemiz gerekiyor kullanmaya başlamadan önce. Şimdi bekliyoruz. Test tamamlandı. Şimdi sonuçlar hesaplanıyor. Birazdan göreceğiz. Ne demiştik? İstediğimiz aralık daha 7.27, 7.32 ya da 33 aralığı, 7.24 falan gördüğümüz takdirde biraz gaz ayarlarıyla oynayıp ertesi gün tekrar ölçüm yapmamız gerekecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 7.298 çıktı. Yani 7.3 oldukça iyi bir rakam. Şu anda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok. Yani şu an ayarlamış olduğumuz gaz ayarı uygun görünüyor. Ama yine de ikinci bir ölçüm yapacağız. Yani ben genelde her inkübatör için muhakkak iki tane ölçüm yapıyorum birbiriyle tutarlı olması açısından. Şimdi bu ölçüm bitti. Bundan çıkacağız. Kartımızı çıkarıyoruz. Yeni bir ölçüm için tekrar okuyucuyu açacağız ve tekrar aynı şekilde enjektörü çekip cihazla ölçüm yapacağız. Umarım bilgilendirici olmuştur. Sorularınız varsa videonun altına yazıyorsunuz ve cevaplıyoruz. Görüşmek üzere.